Efendim bakın, Tekirdağ'da domuz avına çıkan avcılar maden sahasında önce bir ses duydular. Kedi sesi zannettiler, kedi miyavlıyor zannettiler ve oraya doğru yaklaştı avcılar. O esnada çukurdan bir el uzatıldığını fark ettiler. İşte hepsi gördükleri o manzara karşısında şoke oldular. Su istiyor ama. Buraya nereden gelmiş bu ya? Suya saldırıyor zaten ya. Gelen sesle kafaları işte böyle karıştı. Kedi sesi diye gittiler. Yardım istemek için uzanan o eli görünce şaşkına döndüler. 3 gündür düştüğü maden ocağında mahsur kalan Fransız gezgini onlar kurtardı. Çok kötü bir yer. Yani in yok, cin yok, insan yok. Orada bir hayvana da denk gelebilirdi. Bir domuza denk gelebilirdi. Yani parçalanırdı o. Şaşkına çeviren olay Çorlu'da yaşandı. Yenicek Hırsalı'nda domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak araçlarını park ettikten sonra kendilerine uygun bir yer arıyordu. Maden sahasına yaklaştıklarında kayaların arasından gelen bir ses duydular. Çiftliğin oralardan arka yoldan avlanmak için yer bakıyorduk kendimize. Bir çukur gördük orada biz. Aracın kenara çekip su mu var acaba içinde derken bir ses duyduk. Böyle kedi sesi gibi ama çok ince bir ses. Konuşuyor dedi bu kedi de dedik. Kedi konuşmaz. Ne olduğunu anlamak için sesin geldiği yere yönelen ikili çukurdan uzanan eli görünce şaşkına döndü. Pet şişe sallayınca biz de tam şu köşe dedi. Aşağı doğru bağırınca kadının bir pet şişe salladığını gördük. Cua mı bua mı diye bir ağzını göstererek anladık su istediğini. Kafasında miğferi olan, bareti olan bir kadın gördük, yerde yatıyor. Çok yaşlı ve bitmiş haldeydi. Tüm derisi falan çatlamış. Açlıktan ve susuzluktan konuşamayan yaşlı kadın bitap düşmüştü. Hüseyin Destegül hemen 112'den yardım istedi. Çok çabuk buldular bizi konumla. Sağlık ekipleri de yere inemediler. Mecburen dağdan inmek zorunda kaldık. Sağlık ekipleri su içirdikleri yaşlı kadını sedyeye alıp ambulansa taşıdı. 3 gündür düştüğü maden ocağında mahsur kaldığı belirlenen kadının 61 yaşındaki Maria Laura olduğu belirlendi. Gezginin ifadesi henüz alınamadığı için o bölgede ne aradığı ve madene nasıl düştüğü hala belirlenemedi. Biz de zaten buradan sonra jandarmaya gidip ifademizi vereceğiz. İnşallah kurtulur. Wow! Wow!